Siirt Valiliği tarafından gerçekleştirilen Tillo Bilim ve Kültür Etkinlikleri kapsamında ilk kez düzenlenen kitap fuarının onur konuğu, ünlü şair ve yazar Hilmi Yavuz için saygı günü düzenlendi. Program, şair Hilmi Yavuz'un yaşamından kesitler anlatan Sinevizyon sunumuyla başladı. Bir işsiz sıradan bir hayat. El yetim ceyen fruklu fokun aşk şarkısı şiste. Yetim yerin olan hocadan Necati Bilim öğrendim. Babam da istememeyi öğretti bana. Siirt'in kültürel kimliğe sahip bir kent olduğunu ifade eden Vali Aydın, kitap fuarımızın onur konuğu Siirtli hemşerimiz Sayın Hilmi Yavuz'u burada ağırlamaktan onur duyduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Türk Edebiyatı'na çok önemli eserler kazandırmıştır, dedi. Belki de ben bunu söyledim. 2013 yılı Siirt'in belki de dönüm noktası olacak, tarihsel dönüşümü, dünyaya tanıtılması, Türkiye'ye tanıtılması. Tabi burada çok değerli hocalarımız, işte Coşkun Arabi Efendi burada, Yasin hocamız, birçok İhsan hocamız, bunların ışığında, bunların desteğiyle bizler de karınca kaderince inşallah bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben tekrar hocam geldim, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, şeref verdiniz. Ünlü şair ve yazar Hilmi Yavuz ise konukları hitaben yaptığı söyleşide, aslen Siirtliyim, babamın bürokrat olması nedeniyle Siirt'te fazla kalamadık. Çocukluğum ve ilk gençliğim kasabalarda geçti. Siirt'in caz mimari evleri, kendine özgü avluları ve damları ve Siirt'in terminolojisi çok renkli ve farklı bir güzelliği olduğunu belirten Yavuz sözlerine şöyle devam etti. Siirt'te bir mahallede en azından korunmasını dilerdim, anlaşılan olmadı. Biz kendi geçmişimizi yağmalama konusunda ustayızdır. Bu konuda bizim becerikliliğimizin üstüne yoktur. Yağmalama ve yok etme konusundaki becerimizi büyük bir ihtimalle Siirt'te de göstermiş bulunuyoruz. Ve dolayısıyla o eski Siirt'ten, eski Siirt'i anımsatan pek az şeyi kalmış olduğunu görüyorum. Bu benim uzun yıllardan sonra Siirt'te üçüncü gelişim. Her gelişimde Siirt'i çok daha gelişmiş, değişmiş bulunuyor. Gelişmiş demeyeyim. Değişmiş bulunuyor bu dönem. Neden? Çünkü Siirt kendine özgü bir şehirleşmesi söz konusu değil. Sivas'a gittiğinizde, Yozgat'a gittiğinizde, Nevşehir'e gittiğinizde, Adıyaman'a gittiğinizde kendinizi Siirt'teymiş gibi hissedebilirsiniz. Hiçbir farkında yok artık şehirlerin birbirinden. Şehirlerin kimlikleri yok. Yeni bir kimlik edindirmek için bir takım çabalar gerekiyor. Ve tabii bu çabalarda her şeyden önce şehrin bilinçliği yöneticilerine düşüyor. Siirt'in o yıllardaki zarif, incelikli, hoşgörülü, insanların ilgelerini öyle söyleyeyim, bana unutturmuyor. Ben hala büyük babamın o büyük konağında dayımın Cumhuriyet Caddesi'ndeki kuafiye dükkanında Halk Evi'nin bahçesindeki yazlık sinemada Samson ve Dalila filmini izlerken ve yine büyük babamın konağının avlusunda amcamın torunlarıyla top oynarken öylesine büyük bir avluydu ki havuç o avluda top oynamak imkanı bile vardı. Yani ben aslında hayallerimin Siirt'inde yaşıyorum. 77 yaşıma geldim. Siirt'te her gelişimde yine sanki 1950'li yıllarda, yani benim çocukluk ve ilk gençlik yıllardaki Siirt'ime gelmiş gibi hissediyorum. Sanki başka yerleri görmüyorum. Sanki değişen Siirt diye bir şey yok benim için. Beni ancak o beyaz kent, hayallerimin şehri olan Siirt ayakta tutuyor.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Daha sonra gün anısına Vali Aydın, şair Hilmi Yavuz'a Siirt battaniyesi ve yöresel ürünler hediye etti. Buradaki programın ardından ünlü şair Hilmi Yavuz, kitap fuarında kitapseverlerle buluşarak kaleme aldığı kitaplarını imzaladı. Siirt evlerinin konaklarını, odalarını, elbilerini, kavuşlarını, behvolarını uzun uzun anlattım. Siirt'in insanını uzun uzun anlattım. Siirt insanının lakap takma konusundaki cehennet ve zerafetini anlattım. Siirt'in bir Babil Kulesi olduğunu